Zarife 2 Annen evde yok mu oğlum dedi kapının zilini çalan kadın. Var teyze buyurun dedim. Önce elinden tuttuğu küçük kızın ayakkabılarını çıkarmasına yardım etti. Sonra da kendi ayakkabılarını çıkarırken annem kapıya geldi. Buyurun buyurun dedi annem. Yolu göstererek içeri aldı teyzeyi. Ben yan odadaki masama geçerek kaldığım yerden dersime devam ettim. İki odayı birbirinden ayıran ahşap ikili kapı kapalı ancak annemle konuşmalarından bazılarını duyuyorum. Kayınvaliden çok iyi komşumuzdu. Allah rahmet eylesin. Birbirimize gelir giderdik. İki gün sonra coğrafya sınavımız var. Çok iyi çalışmam lazım. Birinci sınavım çok düşük geldi. Misafir teyzenin gelmesi pek iyi olmadı. Sesleri biraz yükselince okuduklarımı anlamakta zorlanıyorum. Şu sizin çaprazdaki binanın yerinde bizim ev vardı. Metin'in coğrafyası iyi. Aşağıda top oynuyorlar. Ben çalışmak zorundayım. Ara sıra camdan bakıyorum. Metin'in üç kişilik takımı altı iki önde. Hakemleri de Dilşedoğan. Kafasına göre düdük çalıp duruyor. Samsun'a yerleştik biz de işte o zaman. Ben de yeni emekli oldum. Bak torun gezdiriyorum. Dilşedoğan oturduğu yerden kalktı. Hakemliği bırakıp bizimkilere karşı oyuna girdi. Anladım. Karadeniz bölgesi yazları serin ve yağışlı, kışları ılık geçer. Eşim özel hastanede çalışmaya devam ediyor. Durumumuz çok iyi. Şükür. Kızılırmak bafrovasını, yeşilırmak çarşamba ovasını besler. Annem çayı balkonda içelim serin olur dedi. Deli Şedon oyun sırasında yukarı doğru balkona annemgile bakarken düştü. Çömeldiği yerden yırtık pantolonunu sıyırdı. Dizi kanıyordu. Bizimkiler Deli başında toplaşmış. Deli ilk defa ağlarken görüyorum. Dizi çok acımış olmalı. Tahıl, ayçiçeği, şeker pancarı, tütün genel, fındık ve çay bölgenin kısmi alanlarında yetişir. Kim bu saçı sakalı birbirine karışmış adam? Deli derlerdi derler dedi annem. Bizim zamanımızda böyle biri yoktu dedi misafir teyze sonradan gelmiş olmalı mahalleye. Yok dedi annem. Bu mahallenin çocuğu. Annesi babası ölünce sahipsiz kalmış. Kardeşleri pek ilgilenmiyor. Rize'nin sahil kısmında narinciye iklimi görülür. Her sabah şuradaki yaşlı asma ağacının altından geçer. Akşama doğru da diğer taraftan gelir, bu tarafa doğru gene oradan geçer. Ben bu eve gelin geldiğim günden beri her gün aynı şeyi yapar dedi annem. Annem doğru söylüyor. Benim de çok dikkatimi çeker bu. Deli Şedon kalktı. Yolun karşı tarafındaki evin köşesindeki asma ağacının dibine oturarak ağlamaya devam etti. Ağlamaya devam etti de zaten her tarafı yara bere olan bir adam. Dizinin azıcık kanamasıyla nasıl bir acı çeker de ilk kez bu denli ağlar anlayabilmiş değilim. Özel izinle vezir köprüde kendi ekimi de yapılır. Yarınki coğrafya sınavı kötü geçecek belli. Misafir teyze kalktı. Annem kapıdan uğurladı onu. Bizimkiler maçı bırakarak dağıldılar. Misafir teyze geçerken durup çantasından para çıkararak Deli Şedon'u uzattı. Deli Şedon sarsıla sarsıla ağlarken ikindi camisinden dönen Şükrü dede Şadan alsana oğlum bak hanım kızım para veriyor sana dedi. Deli Şedon kalktı. Evlerine doğru koşarken öyle bir bağırdı ki Zarife! bizim balkonun demir korkulukları titredi. Misafir teyze elinde kalan kağıt parayı sallayarak aşağıdan balkondaki anneme el işareti yaptı. Beni tanıdı bu. Sonra güldü. El işaretiyle bir şeyler daha gösterdi. Yolun tam burasına balkondan düştüydüm ben, dedi. Gene güldü. Yoluna devam etti. Yarım saat kadar sonra da mahalleye ambulans geldi. Deli Şedon'u hastanenin morguna kaldırmışlar.